Yo, yo 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 herkese selamlar benim isim Egecan Kırtaş ve bugün sizlerle Rust haftalık yatırım rehberiyle sizlerleyiz. Normalinde bir tık daha uzun yapıyordum videoları bu sefer daha 3-4 dakikalık yapmaya çalışacağım 5-6 dakikadansa böylece daha iyi olacağını düşünüyorum. Video geçmeden önce içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup like atarsanız baya güzel olur. Onun dışında aşağıda açıklama kısmında Instagram, Twitch... Sesko Empire promo kodları falan filan var. Onlara bir bakarsanız daha da güzel olur. Şimdi haftalık yatırım rehberine geçelim. Bugün gene gördüğünüz üzere totalde 8 adet itemimiz var ve sadece bu 8 itemden başlıktan da gördüğünüz üzere 2 tanesini alacağız. Çünkü diğerlerine hiç gerek yok. Aa, burada furnace'ı geçebiliyorsunuz. Bu arada merak ediyorsanız bu furnace oyun için acayip güzel duruyor. Bu furnace oyun için acayip güzel duruyor. Ve hani öneririm. Normal furnace olarak almak isterseniz 18 liraya cidden çok güzel bir furnace. Hani bunu öneririm. Hatta şu anda alırsanız aa yüksek ihtimalle şurada topluluk pazarında görüntüle kısmından görebilirsiniz. Şu an fiyatı da oldukça güzel. Ee, ve yüksek ihtimalle bu fiyatlarda kalacaktır. Even bir şey bu. Artar mı düşer mi bunu hiç bilemeyeceğim. E, furnace olduğu için. Fakat kullanmak için bir furnace skininiz yoksa ben bunu alayım bulunsun envanterimde diyorsanız. Güzel bir skin ve yüksek ihtimalle değerini koruyacak bir skin. Aa, bu arada video bir tık daha geç geldi. Kusuruma bakmayın. Normalde daha erken çekiyorum bildiğiniz üzere ama zaten aa, a da bir tık benim hatam oldu diyelim ya. Şimdi burada Poseidon MP5 var. O kadar fazla MP5 var ki e, özellikle Twitch Prime'den gelen MP5'ler artık ne kadar pahalanır bilmiyorum. Poseidon normalde pahalı bir seri. E, buraya Poseidon yazarsak göreceksiniz. Normalde 3 aşağı 5 yukarı pahalı bir seri ama buradaki kuantitilere baktığımız zaman, buradaki miktarlara baktığımız zaman miktarların çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani 70 miktarda 86 falan olduğunu düşünüyoruz ve en az burada <laughs> pazarda bunlardan 1000 tane falan olacaktır çok rahat bir şekilde ve ben bu fiyatını 35 liralarda koruyabileceğini düşünmüyorum. Şurada topluluk pazarındaki burada en düşük fiyatın çıkmasının en büyük sebebi e ben videoyu geç çekmem ve insanlar erken alır almaz itemlerin e, gitmemiş olması daha. Bu benim hatam. Fakat ben e, yayınlarımda falan filan söyledim. White out aldın diye sadece. Zaten neden white out alınacağını geleceğim. Burada corrupted road sign'lar var. Bu daha önceden çıkmış bir seri, kar ettirmemiş bir seri. E, ve ben bunun ne kadar güzel durduğunu düşünsem de bu seri daha önceden kar ettirmedi ve ben yine ettireceğini düşünmüyorum. Şuradaki Fiyatlarını lütfen kanmayın. Bu Burada mağaza çok az olduğu için insanlar salak gibi oluyor. Light Prism, AR zaten kar ettirmeyecek bir AR. Gördüğünüz üzere skin direkt kötü. E, AR'ye girmiyorum bile. Bombic Boots, aynı şekilde yine kar ettirmeyecek bir bot. Burada Whiteout Hoodie ile Whiteout Pants var. Bizim Önemli olan şeyler bunlar. Whiteout Şöyle Blackout'u biliyorsunuz. Aynı yapımcı Whiteout'u yapıyor. Biri bir aynı. Patternlar, metrinler her şey aynı. Ve eğer bu seriyi tutmazsa bile özellikle şunu iyi hatırlayın. Bu seriyi tutmasa bile bundan sonraki çıkacak Whiteout setleri normalinden daha yüksek fiyatlara satılacak. Bunu unutmayın. Ben bunlardan şimdilik ikişer ikişer alacağım. Bir satmak bir de giymek için alacağım. Fakat siz daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Beşer 10'er adet alabilirsiniz. Fakat ben daha tam Whiteout piyasada hoşlanacak mı, hoş, hoşlarına gidecek mi insanların emin olmadığımdan dolayı tanesine 2'şer ikişer, ikişer alıyorum. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Kullanmayı planlamıyorsunuz, bir tane yeter. Ee, şurada dediğim gibi corrupted'lar var ama gene şuradaki fiyatlar sizi şey yaptırmasın. Ee, meraklandırmasın. Lan kar eder miyim acaba diye düşünmeyin. Şuraya yazarsanız çok karlı bir set olmadığını görürsünüz zaten ve e, çok fazla kar ettirtebileceğini düşünmüyorum. Ve aynı zamanda çok gereksiz riskli. O yüzden en aralarındaki en kolayı bence Furnace ile Whiteout Hoodie ile Pants diyebilirim. Aa, ben bunları şimdi alıyorum. 28 lira totalde buna para vermiş olacağım. 28 lirayı ne kadar yapacağız bir bakalım. Merak ediyorsanız bu arada e, son aldığımız rast sistemlerin durumu ne olmuş diye. Son yaptığımız yatırımların durumu ne olmuş diye. Ee, şurada doğru gördüm 33 lira. Şurada e, kutuyu gördüm 13 lira. Kutu çok kar ettirmedi. Bu arada kutu birazcık hayal kırıklığı oldu. Burada e, şey gördüm. Bolt'u gördüm. 48 lira bence çok iyi. E, şurada bir yerde de şey görmüş olmam gerekiyor. Bu da No Mercy 50 bende 32 lira olmuş. Takip etmeye devam edin. Böyle ufak ufak sizle beraber nasıl... Para katladığımı nasıl al sat yaptığımı siz de yavaş yavaş öğrenmiş olacaksınız. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de uyguluyorsunuzdur. Umarım siz 3-5 bir şeyler kazanıyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda Sesko Empire linkim var. Onun dışında orada birkaç tane daha BetSesi linki vardır. Oradaki promo kodlarını falan kullanırsınız. Bana baya yardımcı olursunuz. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlere seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.